Evet arkadaşlar, geçen hafta sönen kovanı söndükten sonra üstündeki keki, boş duran keki almak için geldim. Fakat çerçevelerin arasını açtığımda arıların göze kendilerini kapattıklarını gördüm. Çerçeveleri yukarı koyduğumda hava kapalı olmasına rağmen çok hafif güneş ışığı vuruyor zaman zaman. Ve arılar hareketlenmeye başladılar. Ben de madem bunlar ölmemiş canlı, o zaman bunları alayım, diğer zayıf kovanla birleştireyim diye. Şimdi bunları kekin üstüne koydum. Oradan biraz yalanıyorlar. Kendilerine gelecekler. Bu sönen kovanın son canlı arılarını da öbür zayıf kovana birleştirmiş olacağım. Evet arkadaşlar, zayıf kovanın yanına geldim. Her yerde kar vardı. Bizde ise don vardı. Bu sene 3. kar yağışı ve 3. büyük don. Zayıf arıları boş bir kovanın üstüne koydum, güneşte biraz kendilerine gelsin diye. Kendilerine geldikten sonra diğer zayıf kovanın ballı çerçevelerinin olduğu bir tanesinin üstüne bunları uzak köşeye koyup bırakacağım. Arılar genel itibarla çalışıyor. Şimdi bu kovanın sol tarafına gelen arılar kovanın kendi arıları. Bu kısma, orta kısma gelen arılar da diğer kovanların, etraftaki aralıklardaki kovanların yağmacı kovanları. Zayıf kovanı bu şekilde giriş deliğini sola ya da sağa alarak yağmacı kovanlardan daha az etkilenmesini sağlamaya amaçladım. Bunu da 2 yıldır deniyorum. 2 yıldır Temmuz Ağustos ayında dahi zayıf kovanlarımda yağmadan sönme olmadı bunu yaptıktan sonra. Kovan tablasına bakıyorum. Ne alemde diye. Evet. Genel itibarla sağ taraftaki peteklere, yedek peteklere biraz başlamışlar. 3. ile 4. çerçeveye işlem yapmaya başlamışlar. Onun haricinde yoğun bir arı pisliği var. Varova dökümü de şu ana kadar doğru düzgün bir şey göremedim. Şu ana kadar varova dökümü yok gibi gözüküyor. Evet, kovan dip tablasında arının sağa doğru açıldığını gördük. Eğer sol tarafa, birinci çerçeveye işlem yapmadıysa birinci çerçeveyi almamız gerekebilir. Şimdi önümüzdeki hafta, bir hafta boyunca şimşek ve yağmur var. Yine hava kapalı. Evet. Sağ tarafa doğru gelmeye başlamışlar. Şimdi benim yapacağım işe arıları bu arıları benim kovana ilave etmem gerekiyor. İlave etmek için de diyorum. Bunlar kendileri aşağıya
Sümer. Şimdi iğneler bunlar her şeye. Bakalım bu donu. Dondan ne yapışırlar? Evet, arılar son yaptığım işin hakkını vermişe benziyorlar. Muhtemelen biraz yayılmışlar. Şuradan rahatsız etmeden yavaş yavaş kaldırayım. Evet, tahmin ettiğim gibi. Şimdi bu durumda dış ortam sıcaklığı şu an 10 derece civarı ama hafif güneşin etkisiyle birlikte biraz yayılma var. Arının yayılması var. Şuna ne yapmış ona bakayım. Evet. Şu an bu arının ben sıcak iklim arısı olduğunu biliyorum. O yüzden bunu bu çerçevede tutamam. Zayıf iklim arısı olsaydı tutardım. Şimdi önümüzdeki günlerde bu arı biraz daha yayılacak. O yüzden benim bu arıya genişlik sağlamam lazım ki bu arı tam kapasitesini yansıtabilsin. Bu arı önümüzdeki günlerde sağa doğru açılacak. Açılması için fırsat veriyorum ona. Yakın zamanda gelecek olsam tek tek de yapılabilir. Ama yakın zamanda gelmeyeceğim için ve bu arı sağ taraftaki balları da rahat kullanabilirsin. Kuluçkayı sağa doğru yayabilsin diye. Evet. Bu şekilde yapıyorum. Ve yine kekini üzerine koyuyorum. Biraz İtalyan arısı besliyormuşum gibi bir besleme yapıyorum ama İtalyan arısı değil bu. İtalyan arısı olsaydı da mecbur böyle beslemek zorunda kalacaktım. Çünkü ne zaman geleceğim tam olarak belli değil. Eğer gelemezsem arı açlık stresine girmesin. Havalar zaten kapalı olacak. Ben kapalılıkta bir hafta 10 gün arının aç kalmasını istemiyorum. Diğer kekini de yatırdım üstüne. Ve bir yarımda şurupta şurupluk vereceğim. Gelemezsem kendi kendine baksın, zaten şurupluğu uzağa koyduğum için buna en son işlem yapacak. Diğer yerleri bitirdikten sonra
İhtiyaç kalırsa buraya gelir, ihtiyaç kalmasa zaten şuruklara gelmez bile. Evet, 10 derece sıcaklıkta bile sıcak iklim arısı özelliğini gösteren arıyı bu şekilde besledim. Eğer soğuk iklim arısı özelliği gösterseydi 10 derecede bu kadar geniş bir yayılım göstermeyebilirdi. Arı en sol, en sağdaki çerçeveye bile işlem yapmış. Kovan dip tahtasından anladığım ve kovan içinden gördüğüm durum bu. Evet. Arıyı ortaya doğru kaydıktan sonra giriş deliğinde daha sonra ayarlayacağım ama şu anda bunun için erken.